Bir hasta babamız var. Tabii çocukları ziyaretine geliyor apar topar. Ve babamız artık mirasını pay etmeyi düşünüyor. Bakalım nasıl bir sürpriz oluyor, sonrasında neler yaşanıyor, izleyelim efendim. Harika olmuşsun. Sağ ol. Ah ben bu hallere düşecek adam mıydım? Ay ben taş gibi adamdım, koç gibiydim. Abiler koç yiğit ne olduysa ölüyorum. Ölüyorum. Bilal Bey nasılsınız? Çok iyiyim. Taş gibiyim. Vallahi dipdiriyim. Çocuklarınız gelmiş. Gelininiz, damadınız gelmiş. Sizi görmek istiyorlar. Gelmesinler. İstemiyorum onları. Bu zamana kadar neredelermiş? Narkozumun kokusunu almıştır o ah babalar. Yalnızlık çok zor şey doktor. Yani yalnızlık çok sapa. Bilal Beyciğim ben şimdi gidiyorum başka hastalara bakacağım. Sonra tekrar geleceğim tamam mı? Gel ama. Hayır. Geleceğim diyorsun hiç gelmiyorsun. Bu kadın da verdiğim mesajları hiç anlamıyor ya. Baba. Ben... Ay nereden çıktı Allah aşkına. Ameliyat dediler vallahi ne oldu babam ya. Babacığım iyi misin babam? İyiyim iyiyim. Benim size ne ihtiyacım olacak? Ay. Çok iyiyim. Allah Allah. Madem iyisin niye çağırdılar bizi ya? Ay zaten telefonu şarjda fullemeden çıktım İbrahim'de. İyiymiş işte yürü gidelim. İma yapıyorum ulan gelin ile damat. İma. Çok iyiyim. Bak Mehta nasıl mağlıyor işte işte adam. Sen ki terziye kıyafetini verdiğinde tadilatı için 3 gün kapısına yatıyorsun. Burada babamı tadilat yapacaklar, 2 dakika bekleyemiyorsun. Mahı bitirdi, mehe geçti, mehliyor. Ya baba biz evdeydik böyle aradılar, hemen koşun gelin baba. Nasıl ödümüz koptu biliyor musun babam ya? Neyin var babam? Çok kötü kızım. Allah Allah. Çok kötü. Çok nadir bir hastalıkmış. Her 3 erkekten birinde görülürmüş. 3 mü? Nesi nadir bunu ya? Kayınpeder, sen yaşlısın, yaşlı. Okey, 3 diyor ya. Nasıl nadir bu? Senin zeka belirtisi göstermen kadar nadir. Hayret bir şey ya. Konuşma lan oradan. Ay çok kötüyüm. En azından o geri kalan 2 kişiden biri değilim, öyle değil mi? Nadirim ben. Nadirsin babacığım da tamam, neyin varmış söylesene. Ciddi bir şeyim, korkutma bizi, söyle. Söyleyemem. Söyleyemem çocuklar, söyleyemem. O melun hastalığın adını bile anmak istemiyor. Allah Allah. Rabbim nedir acaba ya? Bilal Bey sizi birazdan ameliyata alacağız. Aa, şu bey lafını artık aradan kaldırsak mı doktorcuğum? Doktor hanım, biz çocuklarıyız. Gelin damadı, babamın nesi var bize söyleyebilirsiniz. Çok mu ciddi? Efendim babanızda plonidal kist var. Ay. Ay. Plonidalıma kistili. Doktor hanım, bu kistin şeyi nedir? Yani iyi huylu mudur, kötü huylu mudur? Beynine yakın mı? Efendim, şöyle söyleyeyim. Plonidal kist kıl dönmesi. Kuyruk sokumunda. Ama tabii babanızın beyni olması gereken yerdeyse eğer arada bayağı bir mesafe var. Korkmayın. Ya, kıl dönmesi mi? Ya boş ver baba. Kıl dönerse senindir. Dönmezse senin hiç değildir ya. Ne dalga geçiyorsun babamla? Ne konuşuyorsun adam hasta? Ya duymuyor musun doktoru sen? He? Kıl dönmesi diyor kızım. Hiçbir kıl dönmesi görmedin sen ama ya. Kormuştur damat, kormuştur. Sen her gün işten eve döndüğünde alasını koruyor. Efendim arkadaşlar birazdan gelip sizi ameliyata hazırlayacaklar tamam mı? Ameliyathanede görüşürüz. Görüşürüz. Babacığım tamam işte bak bir şey yokmuş alt tarafı kıl aldıracaksın. Hain! Sen de evlat olacaksın. Ben o asıl kılı senin ananın karnındayken aldıracaktım. Ama ben tuttum babamın ismini verdim İbrahim diye. Aman baba Allah aşkına kızma o da işte durumu böyle ortamı yumuşatmak için yapıyor değil mi? Sen de abartma ama artık. Nedir? Kıldın. Kızım.
O kılık aşımdan cımbızla almayacaklar. Nihayetinde hafriyat yapacaklar. Kepçeyle inşaata dalar gibi dalacaklar ba. Ay benim başıma gelinir. Yani başıma derken anlayın işte. İbrahim, artık işiniz bittiyse gidebilir miyiz ya? Kıldan tüyden meseleler yüzünden bir tatil günüm hiç oldu. Of ya, aynen ya. Hastane ortamı geriyor beni abi, Allah. Ya, ben şimdi geleceğim seni. Hain. İki dakika bekleyin, avukat gelecek. Ne oldu? Kılın mahkemeye mi vereceksin baba? Hayır, buradan çıkınca seni sanayiye vereceğim. O burnunu düzeltsinler. Tipsiz ya. Mirasımı yazdıracağım, bekleyin. Ama babacığım, bu da biraz şimdi komik oldu değil mi İbrahim? Baba şimdi ne alacak? Kıl dönmesi ameliyatına giriyorsun. Ne mirası Allah'ım? Hakikaten seversen. Baba ya, emekli maaşıyla yaşayan, kirada oturan adamsın. Neyin mirasıymış bu, yapma. Sizin çocuk diye ben... Siz nasıl çocuklarsınız ya? Siz nasıl çocuklarsınız ya? Kıllarım iyi bile dayandı size bunca yıl. Sizin yüzünüzü görmemek için döndüler içeri. Fikri hoş geldin. Avukat da geldi. Fikri, merhaba. Hadi hemen halledelim şu işi. Bilal Bey, bir sürü malınız var. Hangisinden başlayalım? Aa, küçükten başlayalım. Önce şu bina işini halledelim. Bina işi tabii. Bina mı? Ne binası baba? O hani karşı karşıya oturuyoruz ya. O oturduğunuz bina benim. Nasıl ya? Hani şu 15 katlı olan bina mı? Hani bu her katında 4 daireden 60 daire olan bina. Hani her bir dairenin fiyatı 500 bin lira olan bina mı? Evet, uzun ve şaşkın. O bina. O bina benim. Yok canım, yok canım. Ha, yok yok. Sallıyor, yok, sallıyor. Herhalde yanlış söylüyorsunuz. Neyi sallıyor? Sallıyor. Neyi sallıyor? Bakın, tapusu da burada. Babam. Ver bakayım. Babam. Bakın. Orada vallahi tabii. Da tapu. Burada da tapu var. Biraz daha gençidik. Baba. Biz bunca yıllık sana mı kira veriyoruz ya? Ne var kızım? Ne var? Elin oğluna vereceğine bağ verdin. Yabancıya gitmedi en azından. Baba, bir saniye, bir saniye. Nasıl olabiliyor öyle bir şey? Ben tam anlayamadım. Yani aşk... Niye bizden saklıyorsun sen böyle bir şey varsa? Niye baba, söylemiyorsun? Baba, senin paranda, mülkünde gözümüz mü var evlatların olarak ya? Ya çocuklar, sizin yüzünüzden değil. Ben bu iki çakala güvenmiyorum. Yıllarca bekledim boşanırsınız diye ama boşanmadınız. Ne yapayım? Ben de şimdi ameliyata giriyorum. Ne olur ne olmaz diye şey ettim. Babam! Babam! Deme öyle babam. Ver elini öpeyim. Bırak lan. Benim babam taş gibidir ve benim biricik kayınpederime hiçbir şey olmayacak. O ameliyattan taş gibi girip taş gibi çıkacağım baba. Ulan patlatacaksın şimdi, yavaş. Ay! Asıl benim canım babam. Ya benimse ne kadar düşkün olduğumu el aleme herkes bilir be. Canım babam. O yastıktan niye öyle kalkın bakayım? Çok kakıldınız siz. Şöyle şuna bir yükselt yapayım. İyi misiniz yeter. Canım babam? Ha? Yeter. Ha. Hemen eve gidip pijama takımlarımı getir. Babamın yanında ben kalacağım bu akşam. Babam! Babam! Sıfatına kurban olduğum, yüzüne, gözüne kurban olduğum şu güzellik, bacaklara bak. Babam! Ya sen artık çekersin elini ucunu. Kimsine babamın yanında kalıyorsun? O benim babam! Babam! Canım babam! Canım babam! Babam! Ay yoruldum. Babam! Canım kayınbinam! Ne? Canım kayınbabam! Hayırdır çocuklar? Öyle ezeli rakibe transfer olmuş futbolcu gibi bir anda kayınbabacı oldunuz, he? Aşk olsunuz babacığım. Hı? Benim sizi ne kadar sevdiğimi herkes bilir. Benim öz babama sizin babanız... evet, evet. Bir daha al, oradan toparla. Daha dramatik olsun. Oradan dön oradan. Daha sevgiyle. Aşk olsunuz babacığım. Tatlı iş. Aa! Evet, yarın gelin. Özür dilerim. Bir an bir şey oldu. Aaa! Aşk olsun babacığım. Anırıyor ya artık. Ama öyle öyle giriyorsun. Aa, dramatik olmuyor mu? Gözlerim de zor. Aaa! Aşk olsunuz babacığım. Ne öyle? Lütfen şu yüzüme bakın. Bakıyorum. Benim sizi ne kadar sevdiğimi cümle alem bilir.
kaçacağım. Baba! Babam! İzin verin lan babacığım. Ben senin soy ismini almak istiyorum. Lan ne yalaka çıktın Mesut Bey? Vallahi yalakalıkla boyu tatlısı. Çekil şuradan Allah aşkına. Git! Baba, ya ufak şeylerden başlayalım dedin de Allah aşkına başka bizim neyimiz vardı ufandan başlıyoruz? Kızım ben hepsini ezbere bilemem ki. Fikri Say Derneği'miz varmış. Aa. Tabii efendim sayıyorum. 8 değişik bankada yaklaşık 13 milyon Türk lirası var. Ne para yapmış mı? Onu biraz geçkin euro, yarısı kadar dolar varmış. Canım babam! Kulağımın dibinde ya! Ege'de 33, Akdeniz'de 25 dönüm sahile 0 arsa. Ailemizin dibi! 5 han, 3 hamam. Aşkım! Daha okuma! Daha okuma! Daha okuma! Hayır baba! Yani şaşkınım. Ya bu Mesut Allah'ını seversen ne çıkıyor ağzından deli edeceğim beni. Ay bir dakika bir dakika siz ne konuşuyorsunuz ya? Şu an ben sizi duymuyorum çünkü aklım fikrim canım babacığımın ameliyatında yani. Ondan duymadım. Ne olmuş babam hamama mı gitmiş? Avukat bey. Bize biraz müsaade eder misiniz? Biz biraz hazım zorluğu yaşıyoruz da. Belli efendim, belli. Tabii ben siz sindirin, dışarıda bekliyorum. Bilal Bey, malınızın kıymetini iyi bilin. Güzel şaka. Baba, yahu gözünü seveyim sana. Hangi ara, ne zaman, nasıl yaptın bu serveti ya? Ha? Niye bizden sakladın? Senelerce senin yüzünden 1 liralık tavuk döner yedim ben. Ulan söyleseydim o mirası da yerdin sen. Hayret bir şey ya. Çocuklar, ben... Abunlara güvenmediğim için onları söylemedim. Ayrıca ben onu size söyleseydim, siz işi gücü bırakırdınız. Ya bir şey söyle, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Burada benim canım babam biraz sonra ameliyata girecek. Siz miras konuşuyorsunuz, yazıklar olsun. Hepinize yazıklar olsun. Gerçekten benim babam var ya, taş gibi adamdır. O öyle girecek, öyle çıkacak. Nasıl? Sapasağlam. Evet. İyi hatırlattın kızım. Ben ameliyattan sağ çıkarsam... İnşallah. Babanızın mirasını değil, babayı alırsınız. Söyleyeyim istedim, zırnık koklatmam vallahi. Tamam, size. Tamam babam, Allah aşkına. Şekerim var biliyorsun, ne olur zorlama. Sen iyi olur. Şekerin azmasın değil mi İbrahim? Çekil şuradan be! Adam şeker hastası ya! Sen niye hatırlatıp panikletiyorsun adamı? Sen nasıl evlatsın be? Doğduğun güne lanet olsun! Mesut! Babacığım iyi misin? He? Oğlum! Baba! Şurayı sev azıcık da. Ama baba! Haklısın. Biraz şekerim çıktı çocuğum. Dilim dimağım kurudu. Azıcık bana şu termostan çay verirsin. Tamam babacığım. Hemen, hemen veriyorum şimdi baba. Sen hiç merak etme baba. Hiçbir şey olmayacak. Seni hemen ameliyattan çıkaracaklar. Benim babama bir şey mi olur be? Heh, al babacığım, iç, al. Yok yok, bak. Hızlı hızlı iç. Fondü, babam ben. İç iç hadi. Bırak lan. Bak gördün mü? Şeker hastasıyım diye şekerliye çay koymuş, onu içirmeye çalışıyor bak. Bana bak Mesut, vallahi seni tek celsede boğarım be. Ne pis adam çıktın sen. Ne yapıyorsun? Ne var ya, biraz tatlı konuşalım dedim yani. O yüzden... Bunlar beni ameliyat masasına bırakmadan gönderecekler komşular. Ya babacığım o kadar zor bir şey yok. Hatırla, askerdeyken ben de kıl dönmesi ameliyatı oldum. Hemencilik geçiyor, bir şey yok. Ulan senin 8 dönüm vücudun var. Sen de dönmeyecek de kim de dönecek? Ama ben öyle değilim. Ben alerjik bir yapıya sahibim. Tabii. Kim bilir o ameliyat masasında başıma neler gelecek? Yok babam öyle. Alerji mi? İlginç. Ne gibi şeyler alerjiniz var babacığım? İşte fındığa, fıstığa, nohuta ama en önemlisi alkola. Alkol aldım mı yani bittim, komadayım. Alkol! Bak kıyamam! Canım babam, çek şuradan! Çekil! Babam! Canım babam! Gel ben seni biraz şöyle... Ne yapıyorsun? Ayağını, her şeyini... Ya ne yapıyorsun? Canım babam! Bak! Korun, korun çocuklar! Alkol alerjim var dedim ya bak, neler yapıyor. Sen nasıl insansın? İbretlik dizi gelini lan bu. Ne yapıyorsun Mehtap? İçi ferahlasın diye yaptım. Çekil şuradan, çekil. Yapma öyle şeyler. Vallahi. Bak, bak Mesut'a bakın Mesut'a. Onları birbirine sürtüyor, beni ekmek gibi kızartacak. Mesut! Ne yapıyorsun sen?
Ya yok be, bir şey yapmıyorum. Fişe takılı bak. Aa, bir şey olmadı, bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Gel bak, sana da çakayım bir bak. Ya, ya. Ne yapıyorsun be? Yeter artık. Miras duyunca herkes zıvadan çıktı. Ne kılmış arkadaş? Ay, Bilal Bey, müjde. Müjdemi isterim. Ne vardı? Ah efendim, sizin kılınız dönmemiş. Yani o dönen kıl sizin değilmiş. Efendim, filmler karışmış. Ya siz sadece kuyruk sokumunu üşütmüşsünüz. Ya bunun içinde leğene sıcak su doldurup içine oturup iki dakikada hemen hop geçti gitti. Haydi geçmiş olsun. Nasıl ya? Nasıl olur böyle bir şey? Oh. Ameliyat, miras, nasıl? Yalandır, yanlıştır. Ay ne güzel. İyi ki ay. Kutlayalım bunu canım babam. Çek bir kuşla. Gel baba. Ya siz ne yapıyorsunuz? Aa, çayı da yarım kaldı babam ana. Çıksana şuradan. Ya siz de ilaç insan varmışsınız ya. Ya miras deyince içinizden resmen canavarlar çıktı. Pis kemirge. Aşk olsun Mehtap. Çok yanlış tanımışım seni vallahi. İşte evlatlarım korun. Benden size tek ve en önemli miras. Eşinizi iyi tanıyın. Aa. Nasıl yani baba? Bütün bunların hepsi oyun muydu? Aa, hamlar, evler, hamamlar. Aa. Yok ulan, nereden yapacağım emekli öğretmen maaşıyla? Deli misin? Yok. O fikri de zaten avukat diye adama. Aa, ne güzel oyun ya bak. Bizim de yüzümüz kızardı ha. Bravo, bravo. Gerçekten insanların duygularıyla oynamayı nasıl kendinize yediriyorsunuz bilmiyorum yani. Ay, o iki dakika iyi davrandım ya, yanarım, ona yanarım. Ay, bir de zeytinyağı gibi su üstüne çık. Siz ne iğrenç insanlarmışsınız ya. Sizi artık ailemizde istemiyoruz değil mi Ebru? Çıkın gidin hadi, çıkın gidin hayatımızdan. Kesme! Hayret bir şey ya. Biz seninle daha çok benziyoruz be. Acaba diyorum, keşke biz evlenseydik. Hadi be oradan! Sus be! Kaçma! Babam, sağ ol babam. Sayende gözümüz açıldı babam. Sağ ol, gerçekleri gördük. Çok iyi oldu. Gördünüz işte çocuklar. Evet. Yani çok basit bir şey bu. İnsanın eşi onu veziri de eder, rezili de. Çok doğru babam. Babasından mal kalan merteği içinde kırılmış sanır. Ya, çok güzel. Baba malı tez biter, evlat gerek kazana. Haklı, çok güzel konuştuk. Mirasa sormuşlar, nereye gidiyorsun? O da demiş ki, esip savrulmaya. Çok güzel konuştun baba. Zaten baba... Babacığım ama. Yeter, anladık canım benim babam ya. Tamam anladım. Tamam kızım. Tamam, sen öyle diyorsan. Tamam. Al, bu da benden sağ kalsın. Ne bu baba? Miras mı? Miras değil, alın terek. Allah kusura bakmayın, bunu yapma.